Bakalım. Merhaba. Hepiniz Eğitim İlhan'da YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yaren. Yağmur ben de. Memnun Yağmur'u oldum. Yağmur'u tanımayan yoksa hemen bu saniye videoyu kapatsın. Beni. Ben o muyum kendisi? Dublin ofisimize kendisi. İstediğiniz her konuda size yardımcı olan, her zaman arkanızda olan biri. Ve kendimizi Yağmur sayesinde hiç yalnız hissetmiyoruz burada. Teşekkür ederim. Ben de yalnızım. Sizlerin sayesinde gerçekten öyle yalnız değilim artık. Yani gerçekten Yağmur bizim buradaki en büyük destekçilerimizden biri Eğitim İlhan'da ailesi olarak. Kim açıyor? Kimse yok. Ana. Artık ben varım burada. Merhaba. Şu an Eğitim İlhan'da'nın ofisindeyiz bu arada. O yüzden zil çaldı muhabbetini duyabilirsiniz. Burada sürekli Türk arkadaşlarımız bizim gibi geliyorlar. Orientasyona geliyorlar. İşte danışanlarımızdan bilgi almak için geliyorlar. Senin her zaman burası açık. Kapımız her zaman açık. Zaten çalışma saatlerimiz olmadığını duyurular yapıyoruz Instagram'ın üzerinden. Takip edebilirsiniz. Yağmur'u bekliyorum. Çok tatlı bir ofis. Bir de aşırı merkezi. Spire'a 3 dakika falan yürüyerek. Acayip merkezi. Çok güzel. Piyanomuz var. Kahve, Türk kahvesi var. Hala Yağmur'u bekliyorum. Ben Yağmur'a mikrofonu uzatacağım. Kimmiş bu Yağmur? Neymiş madem bu madem bu kadar ünlü bu Dublin'de. Herkes Yağmur'a sor. Yağmur bilir diyor. Ya, ne yapıyor Yağmur ve Yağmur'un biraz işte hayatından ben de merak ediyorum aslında. Evet, evet. Çok konuşma fırsatımız olmadı seninle. Ben ne yapıyorum? 2019'un Temmuz ayında buraya geldim. Beni buraya ittiren de annemdir bu arada. Aynen, hiç böyle bir şeyim yoktu hani yurt dışına çıkayım da işte dil okuluna gideyim kalayım vesaire falan diye. Ben normalde özel eğitim öğretmenliği yapıyordum Türkiye'de. 3 sene boyunca yaptım. Sonra annem bir gün dedi ki KPSS tabii travmasını yaşadım falan. Sonra dedi bence sen bırak her şeyi yurt dışına çık dedi. Hani en azından dünya vatandaşı ol dedi yani bana. Anne dedim emin misin bak? Koru yükseliyor. Aynen, bak giderim yani. Sonra işte maceram öyle başladı aslında. Buraya geldim. Ev bulmakta çok zorlanmıştım. Böyle host family'mden, aile yanımdan çok heyecanlandım. Niye böyle oldu? Niye bilmiyorum. Canlı yayın daha zor. Aynen, canlı yayın daha zordu. Rahatlamam lazım. Neyse, buraya geldim. Konaklamamı ilk önce halletmeye çalıştım. Çünkü ben bir de 2 haftalık konaklama almıştım. Bir de 2019'da o kadar zor muydu ya? Ya çok zor değil mi? Ama gene de şey hani dil bilmiyorsun, arkadaşın yok hiçbir şekilde. O yüzden biraz ben çok zorlandım. Bir de dediğim gibi hani 2 haftalık konaklama aldım. Nereme yetti 2 hafta? Hiç yetmedi de böyle. Son 4 gün kala artık. Bir tane ev arama sitesinden ev buldum. O da işte canlı yayında bahsetmişim. 38 kişilik bir evdi. Ve dedim ki artık yapacak hiçbir şeyim yok. Aynen. Bu odaya gireceksin Yağmur. Ama bana çok güzel şeyler öğretti o ev bu arada. Yani İngilizcem çok gelişti. Çünkü böyle mix bir evdi zaten. İşte Türkler vardı. Meksikalılar, Brezilyalılar, işte Hırvatistanlılar vesaire. O yüzden güzel bir deneyimdi benim için. 2,5 yılında o evde yaşadım bu arada. Wow. Çıkamadım ondan sonra, bilmiyorum, o evin böyle garip bir aurası vardı gerçekten. Bir de aile gibi olmuştuk artık orada. Buraya geldikten 1,5 ay sonra da iş buldum ben. Bir tane okulda cleanerlık işiydi. Ama çok uzaktaydı yani, ben Dublin 3'te oturuyordum. Dublin şeydeydi, 14'teydi şeyde. Temizlik işi de. Bir de erken mi başlıyordu o? Erken başladı. Yani şöyle saatleri çok saçmaydı. Evet, saatleri biraz saçmaydı. Böyle 4'te gidiyorsun, 6'da çıkıyorsun. İşte bazen 3.30'da gidiyorsun, 7.30'da çıkıyorsun falan. Ama bir de yol çok uzak olduğu için ben artık böyle baygınlık geçiriyordum. Sonrasında bir tane Meksikalı arkadaşım bana hastanede bir iş ayarladı. Aynen öyle. Yani çok fazla herkese söylüyordum zaten. İş arıyorum hani, lütfen işte şu şeylerde olsun, konumlarda olsun diye. Ondan sonra hastane işine girdim. Baktım, çok da beğendim. Orada da gene cleaner olarak girdim o işe de. Normalde ilkokul alıp ben dönmeyi planlıyordum. Ciddi ciddi. Ondan sonra dedim ki ya para güzel. Aynen, öncelikle onu söyledim. Aynen, hani Dublin de çok güzel. Yaşayabiliyorum aslında. Devam edeyim dedim. Kaç sene işte Kasım'da 3. senemde olacak. Oradan stamp 1'imi aldım. Şimdi Kasım'da fora başvuracağım oradan. Aynen. Yani şansıma menajerim iyiydi. Takım arkadaşlarım, oradaki arkadaşlarım da çok iyilerdi. O yüzden her şey yolunda gitti orada. Hala da yolunda gidiyor. Daha sonra burada küçük bir kaza geçirdim aslında. Aynen, onu da anlatayım. Ben burada ayağımı kırdım. Aynen öyle, böyle çok... Yani hani burada her şey dört dörtlük olmuyor maalesef ki. Bisikletten düşüp ayağımı kırmıştım. Ameliyat oldum burada ve o süreçte şöyle, ertesi gün bayram, hani pazar günü bayram, böyle evdeki herkes işte şey yapıyor.
İşte börekler açılmış, işte baklavalar yapılmış, işte bayram kahvaltısı yapacağız falan. Cumartesi gecesi ben hastaneye kaldırırım Türkiye'de. Tamamen. Burada. Dublin'de kırdım bayağı. Börek, baklava. Ya biz burada böyle şey hani bayram Türk arkadaşlar okay, gelsin tamam. Kahvaltı yapalım ya. Kafasındaydık. Aynen. Hani heyecanlıyız da ama işte olmadı, nasip olmadı diyeyim öyle. Yani gerçekten öyle. Ertesi gün zaten ameliyata alındım, böyle çok feci bir şekilde kırmıştı. Böyle Sinan'la aynı evde yaşıyorduk biz o zamanlar değil ama aynı evde tanıştık zaten. Sinan'ı arayın dedim direkt bana, hani yani beni birisi anlasın, Sinan'ı arayın yardım etsin diye. Ay. Hani Sinan hep şey diyor, böyle gördüm ve arkamı döndüm diyor. Hani inşallah kötü bir şey olmayacaktır falan diye. O süreç mesela benim için çok zor geçmişti burada. 4 ay çalışamadım. Covid patlamıştı o dönemde 2020'de. Para kazanamıyorum, Covid ödemesi alamıyorum. Çünkü işte Covid'den dolayı işten çıkmadım. Ayağım kırıldığı için çıktım. Ondan sonra ama o ev arkadaşım aslında biraz da şeydi böyle. İşte o da arkadaşım mesela Hırvatistanlı bir fizyoterapistti. Aa. Onun mesela bana çok yardımı olmuştur. Beni gerçekten o yürüttü yani ciddi anlamda. İşte ya da diğer ev arkadaşlarım Türkler, yabancılar, böyle yemeklerim hazırlanırdı her sabah. Yağmur hadi bugün işte fizik terapi yapıyoruz vesaire diye aynen. O sürecim böyle zorlu geçse de hani şeydi, yapabildiğimin farkına vardım aslında. Herkes şey dedi hani geri dönsene, işte sen ne yapıyorsun burada tek başına, nasıl idare edeceksin? Ya idare ettim bir şekilde. Evet. Ve hiç de pişman değilim geri dönmediğim için işin aslında. Hani insanlar sürekli şunu önce baskılıyor. Geri döneceksin. Ya da yapamayacaksın. İşte yani seni bir şekilde olumsuz etkiliyorlar. Kesinlikle. Ya bir durun. Hani tamam okey belki yapamayabilirim ama denememe izin verin. Ya evet. Ben kendime bir izin vereyim ama siz bir susun 2 dakika diyorsun. Aynen. Ondan sonra da hastanede çalışmaya devam ettim zaten. Bu sırada da 2 tane dil okulu aldım ben normalde. Birincisi ISI dil okuluydu. İkincisi de CS'den almıştım. CS'den aldığımda da işte stamp 1'e başvuru zamanım geldi. Ama gene Covid maalesef olduğu için gerçekten ben stamp 1'e başvurdum ve stamp 1'i bekleme sürecim 8 aydı. Yani aynen böyle insanlara 2 ayda, 3 ayda, 4 ayda gene çıktılar ama ben artık o 8 ay bana zulüm gibi gelmişti. Allah'ım gidecek miyim, dönecek miyim, kalacak mıyım, iptal mi, red mi geldi acaba diye. O sırada mecburen 3. okul almak zorunda kaldım. O da CES'ti. Ama en sonunda onaylandı yani gerçekten. Aa, çok ilginç. Sonunda ve hani hiçbir şeyim yoktu. Ne iş değiştirmiştim, ne Covid'den dolayı işte işten çıkmıştım vesaire. Hiçbir şeyim yoktu. Aldım sonunda. Normalde ne kadar şu an stamp 1 bekleme süresi? Şu an aslında 1,5-2 aya düştü. Aynen hızlandırdılar bayağı bu işlemleri gerçekten sonunda zaten yani. Zaten stamp 1 online başvuru yapılıyor değil mi? Aynen. İlk başvurduğunda stamp 1 belgelerini gönderiyorsun. Göçmenlik ofisinde Unit 3 diye bir birimleri var. O birime direkt postalarını senden ne isteniliyorsa onları gönderiyorsun. Ve onlar işte geri geliyor. Size dönüş yapıyorlar. Eksik evranınız varsa ya da işte onayınız gelirse direkt zaten posta yoluyla sizle iletişim haline geçiyorlar. Bu şekildeydi. 8 ay sonunda stamp 1'imi aldım. Ondan sonra hastane işime devam ettim. Tabii bu sırada artık okulu bıraktım. Onayım geldi. Dedim ki arkadaşlar yeter yani. 3 okul. Yağmur kaçar. Yağmur kaçar oldu gerçekten. Zorladı beni ama şeydi böyle. Yine de işte sabah okula gidiyorsun. Ondan sonra okuldan çıkıyorum. İşte 2'den 10'a kadar hastanede çalışıyorum. Benim hayatım şu an 2-10. Gerçekten öyle ya. Hani dedim ki 3. okul artık benim için yeter. Hani içeride kalıyorsa da kalsın hakkım. Yani ben gidiyorum dedim. Daha sonradan da geçen sene Eylül ayında da buraya başladım. Eğitiminden de başladım. Aynen. O da şu şekilde oldu. Sinan biraz kandırdı aslında beni. Sinan dedi ki o sırada ben de ameliyattaydım tekrardan. Ben dedi şeye gidiyorum, Türkiye'ye gideceğim. Benim yerime geçer misin yani? Hani biraz işleri yürütür müsün? Ofiste kalsan yeterli dedi. Ki dedim hani evdeyim zaten ben de çalışmıyorum. Geleyim. Kalış o kalış. Bir yıldır İyi ki de kalmışsın. Aynen. Güzeldi ya. Ana çıkışımda benim sosyal hizmet çünkü. Ve yani hani insanlarla konuşmayı, iletişim kurmayı zaten seviyordum. Evet. O yüzden bu serüvene de bu şekilde atıldım. Umarım yani güzel işler çıkartıyoruz burada aslında. Bir de buradaki ekip, Türkiye'deki ekibi bilmiyorum şu anda ama burada şimdi dertler, sorunlar hep aynı olduğu için ve sen de aynı yollardan geçtiğin için daha iyi anlayabiliyorsun. Kesinlikle. Ya da işte en spesifik bir örnekte atıyorum, ne bileyim işte cüzdanın bir yerde kayboldu ya da otobüste kayboldu, nereye gidebilirsin? Çok spesifik örneklerde yaşadığımız için insanlara da bunu aktarabiliyoruz, daha kolay aktarılıyor. Kesinlikle. Bu şekilde ya zor mu? Zor. İrlanda evet birazcık zor. Ama ben üstesinden gelinmeyecek bir şey görmüyorum işin açıkçası.
Evet, kesinlikle. Pardon. Bu stamp bir muhabbetiyle ilgili bir şey soracaktım. Benim de bir sorum vardı. Şimdi aklımdaydı. Çok güzel bir soruydu ya. Geçiyorum bunu. Hiç yok mu? Hiç yok. Tamam, hiç yok. Şimdi stamp bir nedir? Stamp bir vize türüdür öncelikle ve bu vizenin kaynağı da Turkish Association Agreement denilen ve Ankara Anlaşması'yla da bilinen bir anlaşmadır. Hı hı. Yanılmıyor ise hatırlamıyorum kaç yılı. 1973 mü? Öyle misin? Aynen. 63 o da olabilir. Aynen. Neyse geçelim. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Ekonomik Komitesi tarafından imzalanmış bir anlaşma. Muhtemelen 1963 yılı olması gerekiyor. Bu anlaşmada da diyor ki herhangi bir Türk, İrlanda'da ikamet eden bir Türk bu arada, onu da söyleyeyim, Türkiye'den değil. İrlanda'da okumaya gelmiş olan bir Türk bir iş yerinde bir yıl boyunca aynı meslekte çalışırsa biz diyor senin Stamp 2 denilen öğrenci vizeni Stamp 1'e diyor çevirebiliriz bu anlaşmaya göre. Diyor ki sen diyor bir yıl çalıştın ve Stamp 1'i de diyor aldın. Eğer diyor sen o şirkette 3 yıl boyunca aynı meslekte aynı görevde aslında çalışırsan da diyor Stamp 4'a başvurabilirsin. Stamp 4'da ne demek? Stamp 4 artık senin burada yarı vatandaşlık hakkın dolmuş olması demek. Dördüncü yılın sonunda da hani diyor ki sen diyor aynı meslekte farklı bir iş yerinde çalışabilirsin. Hı hı. Aynen. Sen işte bir yere ne bileyim Zara'da atıyorum bir satış danışmanı olarak girdin. Sen birini oradan aldın. Forunu da aldın 3 yıl boyunca çalışarak. Sen bundan sonra o 4. yılında atıyorum Zara'da değil de Marks & Spencer'da satış danışmanı olarak diyor tekrardan çalışabilirsin diyor. Sadece diyor senin diyor şirketin değişmesine izin veriyorum. Aynen. Orada da 4. yılı tamamladığında sen tekrardan Stamp 4'unu yeniletmek için bir başvuruda bulunuyorsun. Ve o sana gelen Stamp 4, 4. yılın sonunda sana gelen Stamp 4 artık sana diyor ki sen istediğin meslekte, istediğin iş yerinde artık İrlanda'da çalışabilirsin. Bu. Olayımız budur. Bu anlaşma sayesinde alınan Stamp 1'lerde şöyle bir durum var. Eşinizi getiremiyorsunuz. Partnerinizi getiremiyorsunuz. Aynen. Bunu da söyleyelim. Kesinlikle stamp ve kesinlikle aynen öyle. Bu yoldan Stamp 1'i alınırsa eş getirilmesi mümkün olmuyor. Peki Stamp 1'ler kendi işlerini kurabilirler mi? Ya da Stamp 4 mi? Yani. Stamp 4'te kendi işlerini kurabilirler. Aynen. Stamp 1 sana sadece artık diyor ki okul almana gerek yok. Sen diyor full time bir şekilde diyor bu ülkede çalışabilirsin. Aynen öyle. Evet. Bak bu kendi işini kurma olayı da çok sorusu geliyordu. Evet, Stanford'da alınıyor. Stanford. Aynen. Yani o kartta zaten direkt yazıyor. Ya da böyle Stamp 1 ya da Stanford'un geldiği onay kağıdında da zaten işte neyi yapabilirsin, neyi yapamazsın diye şeyler var. Bildiriler yayınlanıyor yani orada. Şimdi asıl can alıcı noktaya geliyorum. Herkesin merak ettiği. Aynen. Şu Ryanair gibi muhteşem bir havayolu şirketinin merkezinin burada olması dolayısıyla insanların sadece vizelere başvurup çok kolay bir şekilde işte sadece hafta sonu tatillere gittiği, hani hep onları duyuyorsunuz ya, bakın o kişi aslında kim, onu hep yapan, hep bir yerlere giden, hafta sonu asla bulamadığınız kişi Yağmur. Bütün çilikleri, bütün hileleri, şeyleri Yağmur'a alabilirsiniz. Ya şöyle ya. Aynen çok büyük bir artısı var Ryanair'in burada olmasıyla. Bir de şu var, tabii ki de ilk geldiğinizde hani bunları çok fazla yapacağınız zamanınız da olmayacak. Evet, benim yani yok. Hani kesinlikle öyle. Çünkü ilk gelince işte bir ev telaşı, iş telaşı, işte aman param yetecek mi korkusu vesaire falan. Hani ben biraz daha bu sene artık böyle hadi dedim Yağmur yeter. Hani her şeyin oturdu, düzenin kesinlikle oturdu gerçekten. Hadi gez diye. En yakında işte Edinburgh'a gittim ben. Oradan da Londra'ya geçtim. Uçak biletini biz ne kadar aldık ya? Yanlış hatırlamıyorsam 12 euroya gidiş aldım ben Edinburgh'dan. Ki böyle gidiş dönüş alsaydım da yani 35 euroya falan denk geliyordu. Ve zaten bir saat. İnanılmaz harika. İşin olayı şu aslında, yani tamam Dublin'desin, okey yine yurt dışındasın ama tekrardan böyle başka bir ülkeye gitmek seni inanılmaz mutlu ediyor yani, bilmiyorum. Bu bence çok büyük bir nimet aslında. Kesinlikle. Burada olmamızın yediğimiz bir nimet yani. Onu da yiyelim yani. Yani gerçekten yiyelim bunu da yani, çok çalışıyoruz çünkü hepimiz burada maalesef çok çalışıyoruz. Ryanair'da bir de şey oluyor böyle yaz aylarında, zaten yaz aylarında genellikle aslında daha çok böyle seferleri arttırıyorlar. Kampanyalar oluyor. Yaz aylarında çok fazla kampanyalar oluyor. Eğer elinizde vizeniz varsa direkt tak 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 bir gün oradasınız, bir gün buradasınız. Gerçekten bunu yapabilirsiniz ama tekrar ediyorum.
ilk gelenler için bu durum birazcık zor. Hı-hı. Cidden. Hı-hı. Hani yeterli bir paranız olması gerekiyor bunun için aslında. Harcayabileceğiniz zevkiniz için. Ondan sonra çok rahatlıkla vizeye başvurup dünyanın her bir noktasına nereye isterseniz uçabilirsiniz. Şöyle param olsa GNIB'imin tarihi geçti. GNIB'im tarihi geçse param olmadı. Kesinlikle öyle benim biliyor musun? Aynen. Yani bir yılın neredeyse öyle gidecek gidecek yani. Gidiyor ya yani. Gidecek bu arada ya. Ben tavsiye ederim. Ama benim mesela benim bir diğer arkadaşım mesela belki ben tutturamadım onu. Çünkü benim bir diğer arkadaşım Almanya'ya gitti. Oradan çıktı Fransa'ya gitti. Geçen gün İngiltere'deydi hafta sonu için. Ya ben hani dedim de nasıl tutturuyorsun bu GNIB'i? Çünkü ben tam başvuracağım baktım GNIB'ime 2 ay kalmış. Dedim ben başvurmayayım olmuyor. O zaman. İşte özellikle Schengen'e başvuruyorsun. Ya onu işte çok bekliyorsun zaten yani. Ay 3 ay şart var yok 6 ay şart var. Evet. İşte hesabımda para olması gerekiyor ben nasıl çıkacağım? İş yerinden izin alamıyorum nasıl gideceğim falanlar filanlar. Yani böyle ilk seneniz için demiyorum kesinlikle ama ikinci ya da üçüncü seneniz için geri kalan çok yıllarınız kolay. İçin gerçekten çok kolay. Ve şey de randevular da kolay aslında. Şöyle İngiltere randevusu zaten direkt başvurmak istediğiniz zamandan 2 hafta sonrasında bulabiliyorsunuz. Schengen gibi daha şey değil aslında çetrefilli değil. Ama Schengen için de şunu diyebilirim. Yani her gece mutlaka bir yerden bir randevu beliriyor yani. Gerçekten bulunuyor. O yüzden sürekli kontrol edin siteleri. Aynen. Evet o randevu olayı burada da biraz çıkmaza giriyor arada. Arada giriyor ama işte dediğimiz gibi şey. Aynen sürekli öyle. Hemen direkt bakın yani. Özellikle geceleri bakın bu arada. Gerçekten akşamları çıkıyor yani. Yani boş zamanlarında seyahat ediyorsun ha. Başka? Ya çok böyle şey de yapmıyorum. Geziyor ediyor. Ama gerçekten hani artık yeni gezmeye başladım ben de. Evet, yani hak ettim diyorsun. Gerçekten hak ettim bu arada. Hani GNIB'im oturdu, işim oturdu, evim oturdu. Tamam dedim artık bu saatten sonra kendim için bir şeyler yapmam lazım. Onu zaten tattığınız anda da gerçekten çok güzel şeyler hissediyorsunuz. Yani başardım be kızım falan diyorum. Ben böyle yürü be helal olsun sana. Aynen. Bir de farklı kültürler görüyorsun, tanıyorsun. Kesinlikle. Çok. Ya burada zaten şey yaparız. Hani tanışıyoruz farklı kültürlerle ya da farklı kültürlerden insanlarla. Ama bu sefer de şey oluyor mesela. Hırvatistan'a mesela çok gitmek istiyorum. Çünkü bayıldığım iki arkadaşım da Hırvatistanlı aslında. Ve hani onlar çok güzel bir şekilde anlatıyorlar. Sen de tamam ben de gidebilirim oluyor artık yani. Hani gerçekten ona ulaşabilmek biraz daha yakın oluyor senin için. Benim yani bunu söylemekten hiç utanmıyorum. Türkiye'de yaşarken kaç ülke hakkında hiçbir fikrim olmadığını öğrendim. Kesinlikle. Yemin ederim hiçbir fikrim yokmuş gerçekten yani. Gerçekten öyle. Ya ben bazılarının varlığından da haberim yoktu böyle. O kadar kötü hissettim ki yani. Ama söylemiyorum utanmaktan. Şu an hani öğreniyorum. İnsanlar mesela... Ya arkadaşlar Brezilya bakın dünyanın en büyük ülkelerinden biri. Yemin ederim size şey oluyordum. Orada Portekizce mi konuşuluyor, İspanyolca mı? Aynen. Bunu bile bilmiyordum yani. Öyle. Kesinlikle. O benim cahilliğimdir belki hani ama kesinlikle. İşte yeni yeni böyle hani insanlar tanıştıkça yemekleri olsun işte kültürleri. Kesinlikle ne var ne nerede. Kesinlikle öyle ya benim başıma da çok geldi. Bir de şey de oluyor mesela. Geçen sene ben o kaldığım kalabalık evde yaşarken Hintli arkadaşlarımız kaldı. 3 tane Hintli arkadaşımızı biz şeye götürdük. Türkiye'ye götürdük mesela. Onlar bizde kaldılar. Aynen öyle. Hani o şekilde de böyle bir kaynaşma yapabiliyorsunuz aslında. Kaynaştırmaya neden oluyorsunuz. Bu da bence çok ya mükemmel değerli bir şey ya benim kesinlikle, için. Gerçekten orada. Şimdi ben bir de şu anda değinmek istiyorum. Dil okulu vizelerinde bir uzama var. İşte 6 aylık falan. 6 ay aynen. İşte bunun red oranlarında böyle bariz bir böyle uçurum görüyor musun eskisi gibi? Yoksa hayır hani böyle düşünmeyin. Umudunuzu kırmayın. Yani tabii ki de umudunuzu kesinlikle kaybetmeyin. Kulaktan dolma bilgiler ya da işte... Yapamazsın, kesinlikle red çıkacak sana, kesinlikle boş dönecek pasaportun diyen insanlara gerçekten kulaklarınızı kapatın. Çünkü inanılmaz demoralize oluyor insanlar, öğrenciler. Birçok öğrenci yazıyor, birçokları hayal kırıklığıyla gerçekten vazgeçiyorlar. Hani bu duydukları şeyler için. Sakın hani bence kesinlikle. Birazcık sabrınız olsun ve sonuna kadar beklesinler diyorum ben. En azından bir şans verin. Kesinlikle aynen. Öyle. Kendinize bir şans verin öncelikle. Aynen. Dublin hakkında en sevdiğin şey ne? Dublin hakkında en sevdiğim şey binaları. Kesinlikle gökyüzünü görebiliyorsunuz. Gerçekten ben çok mutluyum bunun için. Şey gibi değil doğru. Gerçekten öyle. Gökdelen yok ya da işte yani...
Yani işte gökyüzünü görmek gerçekten çok güzel bir şey ya. Hmm. Ciddi anlamda doğru. Yani. Özellikle büyük şehirden gelecek insanlar için öyle. Ben biraz daha burada sakinliği ve yalnızlığı özlediğimi hissettim yani. Hani fark ettim aslında. Ve o yüzden bu durum beni daha da çok çekiyor Dublin'e evet. Yani. Bu istemeden bir yalnızlaşıyorsunuz zaten arkadaşlar. Evet yani. Bir geliyor. Ne kadar çevren de olsa geliyor, yalnızlaşıyorsun. Bir geliyor aynen. En sevmediğin? En sevmediğim özellikle hava demeyeceğim. Çünkü hava ben ya. Çok seviyorum. Yok ya. Ya seviyorum ben. Bilmiyorum hatta böyle şey geçen hafta. Türkiye'de kavruluyorlar şimdi ya, değil mi? Aynen işte. Geçen hafta mesela o kadar çok sıcak vardı falan. Yani ben şey dedim Allah'ım lütfen artık hani şey hava soğusun yani yapıyorum. Alışıyor insan yaren. Bak 3 sene sonra sen hangisini diyeceksin. İnşallah. Hatayım bir de. Gerçekten söyleyeceksin bunu yani. Sevmediğim özelliği ya şu anda hani sadece ekonomiyle alakalı birkaç bir şey sorabilirim. O da ev kriziyle evet, alakalı. Evet, yani evet, gerçekten evet. Kendi bireysel bir sevmediğim bir yönü yok ama gerçekten bir ev krizi. Ev krizi çok fazla şu anda. Evet. Aynen. Son olarak Türkiye'den gelecekleri tavsiyen. Ya ne diyeyim? Gelin ya. Ofise ziyarete gelin. Ofise ziyarete gelin bu arada. Gerçekten hani kapımıza çıkar. Kapımız yani. Herkese açık. Bu arada şimdi bazen geliyorlar işte ya biz eğitimlerle gelmedik ama tanışabilir miyiz? Tabii ki de gelin. Bu bir öncelikle networkünüz geliştirecektir. Gerçekten evet. Öyle. Gelecekler için de şunu söyleyebilirim. Gerçekten umudunuzu kaybetmeyin. İnsanların söylediklerine kulak asmayın. Gerçekten çünkü bilmiyorum ama böyle bir kesim var seni aşağıya çekmek isteyen kapıcılık. Efendim. O yüzden kesinlikle vazgeçmeyin diyorum ben ya. Yani çünkü gelince gerçekten dönseniz bile, buraya gelip dönseniz bile evet. İnanılmaz hayat hikayeleri ve böyle deneyimler kazanacaklar. Kesinlikle. Cebinize koyduklarınıza döneceksiniz. Aynen. Sormaktan kaçınmayın. Aynen. Her şeyi sorabilirsiniz. Bütün İstanbul'daki, İzmir'deki ve Dublin'deki danışmanlar sizin için bekliyor burada. Aynen. Ve daha önce de bahsettim. Dublin'de ofis olması mükemmel bir şey evet, zaten. Evet ya güzel. Yani. Ben de bazen çok hoşuma gidiyor biliyorum. Bazen geliyorum. Uzak dışarısı yağmurlu. Aynen. Sıra sıcacık oluyor. Tamam aynen. Yapıyorsun Türk kahveni falan böyle. Sen aynen. İnsanlarla sohbet etmeye başlıyorsun. Kesinlikle öyle. Herkesin yani. Bir derdi Allah var. Herkesin her şeyi var. Kesinlikle öyle. Şey ya. BİM'deki psikologlara da gerçekten öyle yani. Yani hadi bakalım bugün ne çözüyoruz falan oluyor böyle biraz. Yani ama o çok burada keyifli. Şey, çok sıcak bir atmosferi de var zaten. Aynen. Kendinizi şey hissediyorsunuz. Böyle kapıyı çalıyorsun hop giriyorsun ki sana bir şey soruyorlar. Aynen. Niye geldin? Ne yapıyorsun? Yani gerçekten o yüzden her zaman bekliyoruz. Evet. Kendinize de iyi bakın diyoruz. Çok teşekkür ederiz dediğiniz için. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yağmur'a sorularınız varsa her zaman yorumlara bırakabilirsiniz. Aynen. 7/24 olmasın da ya. Oluyor. Olur mu? 7/24 olmasın da sorabilirsiniz. Bizden bu kadar. Umarım daha bir gün yollarımız kesişir. Ne diyelim? Hoşçakalın. Bye bye.